Simay. Evi keşfe mi çıktın? Hayır, çantamı arıyordum. Bak seninle anlaşalım olur mu? Benim sana vermediğim hiçbir şeyi arama, isteme. Benim istemediğim hiçbir şeyi yapma. Yanlışa meyledecek olursan sürekli iki kuralı hatırla. Aklına onları getir. Beni yanlış anladınız. Kötü bir niyetim yoktu. Olmasın da. Şey, benim telefon açmam lazım. Hayır, bir süreliğine telefonu unutacaksın. Benden habersiz kimseye telefon açma. Ama... Kuzey'le temasa geçmeyi aklından bile geçirme. Hayır, öyle bir şey yapmayacağım. Sadece annem merak eder diye annemi arayacaktım. Tamam, oldu. Ararsın. Sonra. Kaç gündür konuşmadım. Ya ben aramazsam annem arar. Kuzey'le durumumu öğrenirlerse ortalığı ayağa kaldırırlar. Bak Simay, benim yanındayken kimseden korkma. Kimse sana bir şey yapamaz. Hadi gel önce bir kahvaltı edelim. Sonra neler yapacağımızı konuşuruz. Alo. İyi günler Handan Hanımcığım. Ben Nezaket. Simay'ın annesi. Merhaba, buyurun. Nasılsınız? Sami Bey nasıl? Çocuklar nasıl? Allah'a çok şükür iyiyiz. Buyurun. Ben dünden beri cebinden Simay'ı arıyorum, ulaşamıyorum. Telefonu kapalı. Aslında evden arayıp rahatsız etmek istemezdim tabii ama... Meraklanmaya başladım. Eğer evdeyse bir zahmet telefona verir misiniz diyecektim. Artık kızınızı bu evde aramayın Nezaket Hanım. Kızınız artık burada değil. Neden? Ha, Kuzey'le taşınacağız diyorlardı. Taşındılar mı yoksa? Bakın kızınız size yalan söylüyor. Ne? Bu evden gideli neredeyse haftalar oldu. Ne diyorsunuz siz? Evet. Kızınız oğlum başka bir adamla aldattı. Ne diyorsunuz siz ya? Evet, bunu da yaptı sonunda. Benim kızım öyle şeyler yapmaz, Simay yapmaz. Belli kızınızı tanımıyorsunuz siz. Benim kadar bile tanımıyorsunuz. Yakında açar telefonu sorarsınız o zaman. Bana bak, iftira atma. Allah'tan korkun. Sen neler söylediğini farkında mısın? Hem de nasıl farkındayım? Kuzey gözleriyle gördü diyorum size. Adamı neredeyse öldürecekti. Simay zor kaçtı evden. Dün de boşanma davaları vardı. Ama gitmedi kızım. Numara yapıyor kızım. Ailecek parmağında oynatıyor bizi. Kuzey'e yaptıkları yetmedi. Bir de alay eder gibi postayla yüzüğünü yollamış. Delirdi çocuk. Katil olacak neredeyse. Nasıl bir belaya çatmışız. Silkine silkine kurtulamıyoruz. Ya, bunu da yaptı kızım. Neredeyse katil edecekti çocuğumu. Zor aldılar ikisini de elinden. Ne oldu Nezaket? Niye ağlıyorsun? Biz Simay'ın adını artık duymak istemiyoruz. Düşsün artık yakamızda. Kuzey ne yapıp edecek, boşanacak artık ondan. Günah bizden gitti, kızınıza sahip çıkın. Bu kadar diyorum. Yeter artık. Oh, söyledim kurtuldum. Bunca zaman biz uğraştık, şimdi de siz uğraşın. Tamam. Devam edin. Aynen devam edin. Biraz daha kudursun. Hadi bakalım. Kuyruğu tutuşmuş kedi gibi dolaşıyor ortalıkta. Yanında Ali'si, Cemre'si, Zeynep'i... Hepsi seferber olmuş vaziyette. Güney de ayrı arıyordur ama. Onun da arkasında Sinan Erler gibi güçlü insanlar var artık. Kuzey ile Güney yalnız değiller yani. Bence siz de uzatmayın, bitirin artık bu düşmanlığı. Ya sizin için de iyi olmaz. Aileni aramak istiyordum. Al bakalım buradan ara. Yanımda konuşacaksın.
Anneciğim. Simay. Ben Nermin ablan kızım. Merhaba Nermin abla. Annem nerede? Annen. Annen şeyde. Birden sonra. Birden sonra. Simay. Ne oldu Nermin abla? Ne oldu? Anneme bir şey mi oldu? Annen iyi. Ama baban kalp krizi geçirdi kızım. Ne? Dur dur telaşlanma. Neredesin sen? Durumu ağır ama iyi olacak inşallah. Nerede? Hangi hastane? Tamam tamam sağ ol. Benim hemen gitmem lazım. Babam kalp krizi geçirmiş. Hemen Mersin'e gitmem lazım benim. Tamam. Sakin ol. Gideriz beraber. Sakin ol.